Selamlar arkadaşlar. Hepiniz soru çözüm eğitim ve yazılım kanalına hoş geldiniz. Sayısal analiz yani nümerik analiz derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine interpolasyon yöntemiyle çözülebilen sorulara bakacağız arkadaşlar. Bir başka metoda geldik. İlk derslerimizde Tyler polinomunu, ardından Lagrange polinomunu, bu dersimizde ise Newton'un bölünmüş farklar yöntemini kullanan metodu göreceğiz. İngilizcesi Divided Difference şeklinde geçmekte, Newton tarafından bulunmuştur. Bölünmüş farklar yöntemi olarak Türkçe'ye geçmiştir. Çok kolaydır arkadaşlar bu arada. Bunu da belirtelim. En kolay yöntemiyle sizlere anlatacağım. Formülden ziyade mantığını anlamanız önemli. Çünkü gerçekten çok kolay bir yöntemdir. Hani Lagrange'la çözmektense ben bununla çözmeyi tercih ediyorum ama size kalmış. Formülümüz Pnx a0 artı a1 x eksik 0 artı a2 çarpı x eksik 0 gibi gidiyor. Ama ben bu formülü hiçbir zaman ezberlemedim. Bunu da belirteyim. Zaten kendimi sorudan çıkaracağız. Aynı Lagrange'a benzediğini söyleyebiliriz. Sorumuza bakalım. Sorumuzda bize x değerleri verilmiş. x0, 2, x1, 4, x2, 7 ve x3, 8 verilmiş. Yine fx0 4, fx1 8, fx2 14, fx3 de 16 olduğunu biliyoruz. With Newton Divided Difference Methods diyor. Yani Newton'un bölünmüş farklar metodunu kullanarak x6'nın yaklaşık değerini hesapla. Arkadaşlar bu metotta unutmayın, bölünmüş farklar yöntemi metodunda en üstteki ifadeler bizim için önemlidir. Ne demek istiyorum? Bakın kısa yolunu anlatıyorum sorunun çözümündeki. 2, 4, 7, 8 ya. Önce x değerleri yazılır. 2, 4, 7 ve 8. Bu biçimde bu değerleri yazdıktan sonra arkadaşlar yanlarına karşılıkları yazılır. 4'e denk geliyor. 8, 14 ve 16. Biz bu şekilde bunun karşılıklarını da yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bakın her zaman ilk baştakini almıyoruz x olduğu için. Bu fx değerlerinin en üstündekiler bizler için önemli. Ne demek istiyorsunuz hocam? Saçmalamanın gibi bir şey kullanıyor olabilirsiniz şu an. Hemen renkli bir kalem alalım. Evet, kırmızıyla yazabiliriz aslında. Bakın. Bu bizim için önemlidir. Burayı çizdik. Sonra karışmasın diye ayıralım. Ne yapacağız formül gereği? Bu ikisini işleme sokacağız. Bu ikisini işleme sokacağız ve bu ikisini işleme sokacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar bunları? Y değerlerinden, y değerlerini, x değerlerinden, x değerlerini çıkaracağız. Bakın hiç formülü ezberlemiyorum. Yok y2 eksi y1, yok x2 eksi x1 falan gibi bir şeye gerek yok. 8'den 4'ü çıkaracağız. Bölü 4'ten 2'yi çıkaracağız. Buraya bakalım. 14'ten 8'i çıkaracağız. Buradan da 7'den 4'ü çıkaracağız. Buraya bakalım. 16'dan 14'ü çıkaracağız. Daha sonrasında ise arkadaşlar 8'den 7'yi çıkaracağız. İşlemlerin sonucunu yazalım. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. 4'ü 2'ye bölersek. 14'ten 8'i çıkarırsak 6 kalır. Buradan da arkadaşlar 3 kalır. 6'yı 3'e bölersek. Buraya bakalım. Şimdi tekrardan bir kontrol etmenize fayda var. 4 bölü 2, 2. 6 bölü 3, 2. Buradan da 2 bölü 1'den 2. Çizelim. Ne dedim arkadaşlar size? En üsttekiler önemlidir dedim. Devam ediyoruz. Şimdi şu ikisi için yapalım ve bu ikisi için yapalım. Bu sefer dikkat edin. 2'den 2'yi çıkarıyorum. 0. Paydanın bir önemi kalmadı. Yani bu soruda ilginçtir ki direkt sıfırlandı. Aslında ben böyle bir örnek istememiştim ama soru çözüm videosunda da farklı bir örnek çözeriz. 2'den 2 çıkaralım. 0. Hiç bölmeye bile gerek yok. 0 olarak bulunur. Yani üsttekiler önemliydi ama 0 çıktığı için bir önemi kalmadı. Eğer burası 0 çıkmazsa burayı da kutu içine alırdık. Burayı da. Şimdi nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar polinomu şu şekilde ifade edeceğiz. Önce ilk bulduğumuz değer yani a0'a denk geliyor. Direkt yazılır. 4 artı. Bu değer yazılır. 2 çarpı x eksi x0 yazılır. Bakın birincisinde sadece x0'a kadar. Ben hiç formülü ezberlemedim bile. Artı. Mesela burada 0 olmasaydı şu şekilde olacaktı. 0 yani orada bir sayı olsaydı x eksi x0
çarpı x eksi x 1 olacaktı. Artı, devam edecektik. 0 çarpı bunu yazacaktık. Bu sefer x 2'ye kadar açacağız. Dediğim gibi hemen bundan sonra soru çözüm videomu izleyin ki kafanız karışmasın. X 2. Bu şekilde yazacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım. X 6'nın yaklaşık değerini istediği için x'in burada 6 olduğuna lütfen dikkat edin. 4 aynen yazılır. Artı 2 çarpı x dediğimiz ifade 6. X 0'ı soru bana 2 olarak vermiş. Yani gerisi 0 olduğu için maalesef yazmaya gerek yok. Burayı yapalım. 4 artı. Buradan arkadaşlar 4 gelecek ki 4 2'yi çarparsak da 8. Dolayısıyla biz ne olur? 12 sonucuna ulaşırız. Bakın arkadaşlar biz 12 sonucuna ulaştık ya. Zaten hani bunun doğru olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü kolay bir örnek seçtim. Bakın dikkat ederseniz 2'nin 2 katı 4. 4'ün 2 katı 8. 7'nin 2 katı 14. Zaten x6'nın yaklaşık değeri de 12 olur yani. Burada zaten bunun x kare olduğunu anlayabilirsiniz. Tabi her zaman böyle açık verilmez. Bunlar tuhaf tuhaf değerler olur. Ve şöyle bir şey var. Burada polinomu nasıl bulacağız diye de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada polinomu bulacakken de tıpkı Lagrange gibi işlem yapılabilir. Yani şu şekilde. Burada bakın en üstteki ifadeye bakın. X yerine bir şey yazmayacağız arkadaşlar. Sadece x0 yerine bir şey yazacağız. Yani 4 artı bakın x yerine bir şey yazmıyorum. X0 yerine değerini yazıyorum. Artı 0 gibi gidiyor. Buradan 4 artı 2x eksi 4 artı 0. Buradan arkadaşlar 2x'i buluruz. Bunlar gider. Yani polinomumuzun da 2x olduğunu söyleyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır bölünmüş farklar yöntemi. Yani bölünmüş farklar yöntemi Newton'un Divided Difference isimli metodundan geliyor ve çok kolay. Bakın dikkat etmeniz gereken nokta önce x değerlerini yazın fakat bir önemi yok. Sadece işlem yaparken önemi var. Sonra y değerlerini yazın. 4, 8, 14, 16. 4, 8, 14, 16. Böyle çizgi çizin ki karışmasın. Birinci ile ikinci işleme sokun. 8'den 4'ü çıkarın. Bölün. 4'ten 2'yi çıkarın. Bölün yani bunu. Paydayı yazın. Burada da pay kısmında 14'ten 8'i çıkarın. Bölü işareti. 7'den 4'ü çıkarın. Şimdi arkadaşlar ama dikkat etmeniz gereken bir nokta. Burada direkt sıfırlandığı için sizlere gösteremedim. Fakat burada bakın birinci işlemden sonra ikinci işlemi yaparken 2'den 2 çıkarıyorum. 0 bölü. Bu sefer dikkat edin 4'ten 2'yi değil 7'den 2'yi çıkaracağım. Yani giderek artar. Mesela şurada bakın dikkat edin. Öncesinde ne yapmışız? Burada 7'den 4'ü buradan da 8'den 7'yi çıkarmışız. Bu ikisini yaparken arkadaşlar 2'den 2'yi çıkaracağım. Burada da arkadaşlar bundan bunu çıkaracağım. Buna çok dikkat edin. Burada mesela evet zaten bunu yaptık. Bu ikisini yaparken ise arkadaşlar 8'den 2'yi çıkarırız. Şimdi biraz kafanızın karıştığını biliyorum bu mantıkla. O yüzden hani genel olarak anladınız. Sadece büyük ihtimalle burada kafanız karıştı. Çünkü bu örnek güzel bir örnek olmadı. Hani videonun çok da fazla uzamasını açıkçası istemiyorum. O yüzden ne yapalım arkadaşlar biliyor musunuz? Siz bunun mantığını iyice bir anlamaya çalışın ve ben hemen şimdi bir tane soru çözüm videosu çekeceğim. Bunlarla ilgili bu sefer böyle sıfır ifade gelmeyecek. Daha değişik bir ifade gelecek. Daha anlaşılabilir olacak. O zaman şu aradaki farkın falan nasıl alındığını daha iyi anlarsınız. Evet kanalımızda interpolasyon metodu ile ilgili videolar devam edecek. Bölünmüş farklar, ileri farklar, Newton'un yine arkadaşlar bunun dışında Newton'un geri farklar yöntemini de kullanacağız. Bu soruda bakın dikkat edin. Neden bölünmüş farklar kullandım? Çünkü 2 iken 2 artmış, 3 artmış, 1 artmış. Yani belli bir artış yok. Eğer belli bir artış olsa Newton'un ileri farklar formülüyle daha kolay sonuca yaklaşabilirdim. Ama burada belli bir artış yok. Ya Lagrange kullanabilirim veya ben burada Tyler serisi bile kullanabilirim ya da bölünmüş farklar yöntemini kullanabileceğimi söyleyebilirim sevgili gençler. Evet, görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.